Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben hani kadim metro serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Murat'ın tarafında biraz ışık taşı işleri vardı. Topladığım ışık taşlarını getirip buraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar buranın ray çekme işlemlerini büyük olasılıkla tamamladık. Hatta komple tamamladık. Bir ara şu at kardeşimizi dışarı çıkarmamız lazım. Bir tane eğer getirip. Tamam, buradaki ray işlemlerimiz bitmiş. Şimdi gideceğiz. Öncelikle bir evimize gidelim. Şuradan bir uçalım. Raylarımızı toplayalım arkadaşlar. Ray yapalım biraz. Şuradan bir uçalım. Hatta şöyle bir tünelimizi falan da üstten görmüş olalım arkadaşlar. Bakayım neredeydi? Burada. Bakın. Çok güzel görünüyor. Şuradan kendi base'imize doğru gidelim. Üst köprümüz de gayet güzel. Buradan alta doğru giriyor. Hatta onun üstünü bir kumla falan kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi ray için ben biraz hazırlık yaptım. Murat'a kadar olan yerler çekildi zaten. Aradaki güçlendirilmiş rayları koyduk. Onların da şalterlerini koymamız lazım. Bu bayağı uzak. Uçarak bile ne kadar uzun sürüyor. Metro ile kim bilir ne kadar uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi şuradan gir. Şöyle dön. Şöyle bir in. Şimdi bize bol bol ray lazım. Ray için şuradan bir iki tane çubuk alalım. Şimdi bir bakayım. Burada biraz ray varmış. Şu. Bunda ne var? Bunda güçlendirilmiş raylarımız var. Tamam, onlar kalsın. Şu şalkırımızı alalım. Şimdi şu şalkır. Sen şurada dur. Sende ne kadar ray var? Sendeki yetmez ya. Bir 64'lük bozalım artık. Ray için. Şimdi şöyle. Oh. Güzel. Şunları bir atalım. Şimdi bir tane daha yapalım mı? Lazım olabilir. Şöyle biraz da üstümüzde olsun. Çünkü bol bol ray döşeyeceğiz bugün. Şuradan bir dayılar istasyonundan giriş yapalım. Dayılar istasyonundan spamla, spamdan Murat'a, merkeze galiba ray eksiğimiz yok. Yine de bir kontrol etmekte fayda var. Şöyle bir in. Aynen, buradaki raylar. Uç. Uç. Heh. Buradaki raylar döşenmiş. Geri dönüş de döşenmiş. Sadece şeyi kontrol etmek istiyorum. Spawn dönüşünden Murat'a giden yer yapıldı mı? Aynen, burayı da döşemişim. Buranın sadece şalterlerini koyacağız arkadaşlar. Şimdi merkez yönünü bir kontrol edelim. Yanılmıyorsam Ali Denizler'in, Yasin'in ve Oğuz'un rayları yok daha. Tamam, merkeze de çok güzel geliyor. Tamam, şuradan da geçmiş. Güzel güzel, buraları hep döşemişim. Aynen, burada bitiyor raylar. Şimdi burada bu neydi? Yasin'e giden hat. Döşe. Bu bölümümüz böyle döşemekle geçecek arkadaşlar. Yine metronun içinde bol bol yürümüş olacağız. Çok yakında artık metronun açılışını yaparız. Yanılmıyorsam 3-4 bölüme ufak detayları da tamamlamış oluruz. Merkez istasyonumuzu yapmış oluruz. Dayılar istasyonunu büyük ihtimal ben Kadim Krallık tarafında yapacağım. Şimdi Yasin'e giden taraf burası. Buradan şöyle dönecek. Güzel. Bunu da döşemiş olalım. Şimdi Yasin'e giden hatları aslında ortaya kadar getirsek iyi olacak. Çünkü bu taraf daha kısa. Daha gelmedik mi ya? Oo, buraya baya baya bizim şaltere de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Çok fazla lag yapmasın diye şalterle yapmaya karar verdik. Çünkü işte redstone lamp ışık saçıyor. Şu çok gelmesin. Limit burası olsun.
Tamam. Buradan Alideniz'e giden. Şuradan da Oğuz'a giden hat. O zaman şunu da bir döşeyelim. Alideniz'e giden hattı döşeyelim. Şimdi bazı yerlerde rayların birbirinin üstüne binmesi gerekiyor. O yüzden orada bir ufak alt geçitler yaptım. Mesela spanda yaptım bir tane. Yanılmıyorsam dayılardan spawn'a giden noktada Murat'ın hattıyla kesişmemesi için hafif bir alttan giriyor. Burada da aynı şekilde Ali Deniz ile Yasin arasındaki hat merkez hatlarla kesişmemesi için yerin altından geçecek arkadaşlar. Şöyle bir gel 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 gel. Aynen. Şimdi burada yerin altına geçireceğiz. Şurada ufak bir geçiş yapacak. Eğer burada yeterli gücü alamazsa şu inişten dolayı bir activator ray araya koyarız. Şimdi şunu bir birleştir. Şu ne? Bu Ali Deniz'den merkeze giden hat. Aynen bunu da bir döşeyelim. Sonra merkezden Oğuz'a giden bir hat var yanında hemen. Onu da bir hazırlayalım arkadaşlar. Belki bu güçlendirilmiş rayların sayısını arttırabiliriz. Eğer daha hızlı gitmesine yararsa. Bir tane hatta deniz. İşte tekli yaptık bunları. Yanlarına birer tane daha koyup üçlü deneyebiliriz. Acaba daha hızlı kazandırır mı? Ben çok fazla hız fark ettiğini zannetmiyorum. Birkaç tane deneme yaptım. Tamam, burası da döşendi. Şimdi bu neydi? Oğuz'a giden hat. Oğuz'un flaması geldiği zaman beyaz flamaları değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdilik Oğuz'u temsilen beyaz flamaları kullanıyoruz. Oo, bayağı bayağı uzun. Şuradan dönecek. Aynen. Buradan da Oğuz'a doğru giden bir hat olacak. Şimdi bu hatların ucunu da buraya koyalım. Şimdi ne kaldı burada? Yasin'le Oğuz'un arasındaki hat kaldı. Onları da bir çekelim. Yasin'den merkeze giden hattı çektik. Ve rayımız bitti. Şuradan biraz daha ray alalım. Hatta bir tanesini bırakalım ki Şalkır'a yer olsun. Sen şöyle bir git Şalkır. Şöyle bir basalım. Şimdi herkes dediğim gibi kendi istasyonunu kendi yapacak. Öyle karar aldık. Ben sadece uçlarını ayarladım. Mesela Yasin'in hattını biraz daha geriye çektik o yüzden. Yasin o tarafa istasyon yapacak. Artık trenleri yukarı mı çıkartırlar? Ne bileyim, spandaki gibi yer altına bir tünel mi yaparlar? O herkesin kendi zevkine kalmış durumda. Belki istasyon da yapmayabilirler. Yapıyı bozabileceği için. O yüzden yeraltı istasyonunu tercih edebilirler. O zaman herkesin kendine bıraktık. Şimdi. O zaman Yasin tarafı bitti. Şöyle bir uçalım. Şimdi buradan Ali Deniz'e doğru giden hatları döşeyelim o zaman. Şimdi bu Ali Deniz'in merkez hattı. Güzel. Baya baya ray gidecek arkadaşlar. Çünkü burası da baya uzun bir hat. Merkezden Yasin'e daha yakın. Ali Deniz'e daha uzak. Oğuz'a zaten baya uzak. Yani mesela Oğuz'dan Murat'a gitmek baya 20 dakika falan alacak herhalde. Gerçi güçlendirilmiş raylarla daha hızlı olabilir. Bu baya uzak. Hala dönüşe gelemedik. Heh, dönüşe geldik. Şimdi bu nereden dönecek? Buradan dönmeyecek. Şu tarafa doğru gelmesi lazım. Şimdi bu güçlendirilmiş rayı buradan sökeceğiz. Şimdi şuradan bir güçlendirilmiş ray koyalım.
Şuradan dönse olur. Tamam. Şimdi bu Ali'nizden merkezeydi. Bu ne? Bu Yasin'e giden hattı. Bu ne? Ha, Yasin'e giden hat buradan geçiyor zaten. Pardon. Aynen şuradan dönecek. Tamam. Şurayı bir döşeyelim. Aynen bu ufak yer altına giren, yani hafif bir kıvrım yapan hat. Onu da bir yerleştirelim. Oy, bu da bunlara şalter takacağız. Şalterleri olmadı, bölüm arasında takayım ben. Çünkü yine aynı tünelleri yürüdüğümüzü görmeyin arkadaşlar. İşte A1 rayları döşe, A1 rayları döşe diyordunuz. Alın size ray. Umarım şalkırımızdaki raylar falan da yeter. Şimdi geldik. Bu neydi? Oğuz'un merkeze giden hattı. Hatta bunu çiftli mi döşesek ya? Şöyle. Yok, böyle daha yavaş olacak gibi. Şöyle yaparsak. Hop. Aynen böyle biraz daha yavaş olacak. O yüzden şöyle bir geriye geriye döşemeye ben devam edeyim. Bu neydi? Oğuz'un merkez hattıydı bu. Işık taşından dönüş olacak. Ya demir farmı sağ olsun. Demir farmı olmasa, altın farmı olmasa, buradan Yasin'e tekrardan teşekkür ediyorum ben bu konuda. Böyle bir proje yapmanın imkanı yoktu arkadaşlar. Bu kadar ray, bu kadar demir, bu kadar altın toplamak cidden eziyet olacak. Aynı zamanda cadı farmından gelen redstone'lar olsun. Cadı farmından gelen glowstone'lar. Farmlar işimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Şimdi şuradan Oğuz'a doğru dönecek. Şöyle bir koyalım. Şimdi şuradan Ali Deniz'den Oğuz'a giden hat var. Onu da hafifçe bir çekelim. Sonra Oğuz'dan geri getiririz tekrar. Şimdi şu şalkırda mıydı? Aynen. Şu rayları da bir yanımıza alalım. Şimdi bir de güçlendirilmişlerle de 6-6 sayıp koyduğum için çok zordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bayağı uğraştım. Bazı yerlerde sayması zorlandı. Mesela şu blokta sayması çok basitti. Ama mesela beyaz blokta sayması çok zorladı. Granitte sayması çok zorladı. Şimdi. Oğuz yaklaşık Ali Deniz'den 300 blok ötede. Yani nereden baksanız 300 tane ray, 900 tane ray kullanmamız lazım. Sırf Ali Deniz'e giden yolları yapmak için. Bu da büyük ihtimal şu anki yaptığımız rayların yetmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü daha Oğuz'a gelemedik bile. Şimdi size bir sorum var arkadaşlar. Ara hatlar yapalım mı? Mesela Ali Deniz'den dayılara. Veya işte Yasin'den spawn'a. Şunu da kıralım. Şimdi bu Ali Deniz'e giden hattı tamamlamış olduk. Şuradan merkeze, şuradan Yasin'e. O zaman merkez yolunu bir döşeyelim. Oğuz'un merkeze giden hattı. Neredeyse bir bölümde döşeceğiz galiba. Ben bir bölümden uzun sürer diye düşünmüştüm bu kadar ray döşemeyi. Eğer bir daha ray yapmak zorunda kalmazsak, yanılmıyorsam bu işi bu bölümde bitiririz.
Şimdi bu neydi? Oğuz'dan merkeze giden hattı. Bunun merkez bağlantısını çektik mi? Şimdi bazı hatlarda bir tane ray yuvası boş kaldı. İsteyen arkadaşlar oraya farklı hatlar geçirebilirler. Tamam, merkeze giden bağlantı yapılmış. Şimdi ne kaldı? O tamam, bu tamam. Oğuz'dan Yasin'e giden hat var. Şimdi yeterli rayımız var mı? Göreceğiz. Şöyle bir uçalım. Mesela bakın burada 4 şerit geçiyor. Çünkü farklı metrolar burada birleştiği için. İşte Yasin'den Ali Deniz'e, Oğuz'dan Yasin'e, Ali Deniz'den merkeze, Oğuz'dan merkeze olmak üzere. Şu birleşim noktalarına 4 hat geçiyor. Bir yemek yiyelim arkadaşlar. Tam dönüşe yetecek ama dibine kadar gidebileceğiz mi? Şuradan dön. Güzel. Hadi oğlum yet. Yet yüzümüzü kara çıkarma. Ray işlemlerini bitirmiş olalım artık. İyi iyi, biraz daha ray var yanımızda. Hadi oğlum. İyi, güzel güzel. Aynen, ben bunun şalterlerini arkadaşlar bölüm arasında döşeyim. Şalter işlemi de bitmiş olsun. Ondan sonra merkez istasyonu inşaatına girişip metro serimizi tamamlayalım. Aynen. Şu anda galiba yanılmıyorsam eğer uç uç ayda şöyle 1 2 3 uçamıyorum ya. Şimdi Ali Deniz'e gelen raylar tamam. Yasin'e giden rayları zaten tamamlamıştık. Aynen, burada da sıkıntı yok. Ait. Merkeze giden raylar tamam. Tamam, şu anda herkesi merkeze ulaştırmış olduk. Herkesi merkeze ulaştırmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.